şu an kameradan ben de görebiliyorum. İnanılmaz, bu ne ya? Abi yok, delireceğim. Herkese merhaba, ben Orkun. Yine çılgın, manyak bir videoyla karşınızdayız. Arkamda inanılmaz bir şey var. Daha önce bizim 24 saat vinçte kalma videosundaki kutunun içerisini full aynayla kapladık. Bunu da Rus bir kanaldan gördük ama o kendi videosunda alüminyum folyo gibi bir şey kaplıyordu. Gerçek ayna değildi. Biz üşenmedik, prodüksiyona da acımadık. Aylarca uğraştık. Bunun içine sağ olsun bizim prodüksiyon güzel emekleriyle full ayna yaptı. İçerisi inanılmaz sürreel bir ortam. Bu bir psikolojik deney aslında. Zamanında yapılıyormuş ve insanlar 24 saat gibi uzun süreler kaldığı zaman deliriyorlarmış. Ben bunun içerisinde 24 saat kalmayı deneyeceğim ve delirmemeye çalışacağım. Bakalım başımıza neler gelecek. Gelin şimdi içeri neler koyacağız, neyimiz var, neler yaptık hepsini göstereyim. Geçen kafesimizin aynısı, bazı belli modifikasyonlar yaptık. Buna bazı farklı yerlerine kaynak yaptık. Altında böyle bir kanal açtık çünkü içerisinde klima koymamız gerekiyor. Mobil bir tane portatif klimamız var. Bunu içerisine koyup bunun hortumunu alttan dışarı çıkartacağız ki içeride ben sıcaktan yanmayayım. Burada yine eşyalarımız var işte. Disko topumuz var. İçeride inanılmaz ışık şovları da yapacağım. Bir tane matımız var. Uyursam, uyuyabilirsem daha doğrusu onun içinde uyuyacağım. Şimdi bak, olayı gösteriyorum. Bak, 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 bak. Felaket. Gerçek cam. Hepsi gerçek cam. Buna o kadar uğraştık ki gerçekten. Yani buraya cam kapladık, bu camları kestirdik, camları büyük almışız, olmadı bilmem ne. Aşağı, yukarı, altı yüzeyde camımız var şu anda. Aşağıda, yukarıda, sağda, solda, önde, arkada olmak üzere. Ve her şey inanılmaz yansıyor ve bir baktığın zaman sonsuzluğa bakıyorsun ve böyle baka kalıyorsun. Hatta şöyle bir olay varmış. Aynaya yeterince bakarsan, yarım saatin üzerinde aynaya hiç odağını bozmadan bakarsan halüsinasyon görebiliyor musun? Ben burada kesin deliririm. Yapacak hiçbir şeyim de yok. Çok az şeyim var gerçekten yapabilecek bunun içerisinde. Kameralarımızı da yerleştirdik. Şimdi son hazırlıklarımızı yapacağız. Eşyaları içeri atacağız. Ben ayakkabılarımı çıkarıp içeri gireceğim. Sonra artık ne zaman çıkarsam. Bence 24 saat hayatta dayanamam. Kesin deliririm ben burada. Abi 15-16 görürüm herhalde. Gel şunları atalım içeri. Sonra da ben gireyim. Siz de klimayı koyun. Top her yerden yansıyor. Her yerde top şu an. Bakar mısınız? Ben giriyorum, siz klimayı bana yollarsın. Ya da dur, ben bunu alayım içeri, hortumunu kapatın. Hadi hadi hadi. Şu andan ben erimeye başladım bu arada. Delirmekten korkmam, sıcaktan korkarım. Gerçekten sıcak hayatımda en sevmediğim şey. Bir de ben şıp şıp terliyorum, ben eskiden hiç terlemezdim yani. Niye böyle oldu? Bu ara çok sıcak herhalde gerçekten. Kayıt. Evet. Felaket bir yer. Gerçekten şu an hani iç mimarlar böyle küçük yerleri büyük göstermek için ayna kullanırlar ya. Burası o yüzden çok büyükmüş gibi görünüyor ama aslında dünyanın en küçük yeri şu anda, çok saçma o yüzden. Oda turu yapıyorum. Matrix'te gibiyim. Şu an kameradan ben de görebiliyorum. İnanılmaz, bu ne ya? Burada yani bir yere çarpmamak çok zor. Baksana, ayna, ayna. Hop, yukarıdan ayna. Bakar mısınız abi şurası? Yani felaket şu an. Ayna, ayna. Aşağısı en fena aşağısı bu arada. Aşağısı böyle Netflix'te Platform diye bir film vardı. Birebir aynısı gibi. Sanki aşağıda böyle başka katlarda başka insanlar var. Bilmiyorum kameradan ne kadar belli oluyor ama felaket. Yani burada gerçekten delirmemek bence çok zor. Şimdi içeride klimamız var bir tane. Bu biraz yer kaplıyor ama gerçekten, yoksa burası hamam gibi. Yani biz 2 dakika şu an klimayı koymaya çalışırken eridik, hepimiz böyle şapur şupur terledik. Şimdi ilk yapacağım şey, biraz daha görüntünün düzelmesi amacıyla camların hepsini bir cam sil ve gazeteyle sileceğim. Sonrasında macera başlasın. Kamera nerede? Ben neredeyim? Kamera. Dizimle bastığım her yerde iz çıkıyor. Bunu nasıl yapacağız acaba? Dizimle basmamam lazım. Neremle basayım? Basacak yerim yok ki. Şöyle yapacağız. Allah'ım. Yine sıcak burası yalnız. Burada insanın kafası güzel olmaya başlıyor ve IQ çok düşüyor. Kara biberim, vur kadehlere, hadi içelim. Evet, şimdi bu odada en çok denemek istediğim şeylerden bir tanesi şu lazer ve feneri var bunun. Şimdi ışıkları birazcık kısıp bu lazeri tutacağım. Sonrasında disko topunu tavana asıp disko topuna tutacağım. Allah, felaket olacak bence ama hadi bakalım. Nasıl yapalım? Bir tanesini kapatsam, şunu da kapatsak ne olacak? Bu ne? Oha,
Matrix gibi. Sonsuz ışık. Bilmiyorum kamerada şu an ne kadar görünüyor ama felaket yansıyor. Dur şimdi şunu tavana asayım. Tavana nasıl asacağım lan bunu? Felaket tarıyor her yeri. Gözüme de geliyor. Şimdi daha da başka bir ışık şovu de diyeceğim. Dünyanın en saçma pavyonuna hazır mısınız? Ya bu ne? Gazi Osman Paşa'nın en ünlü kafe yerinden gop. Vallahi gopa çevirdik burayı. Gözüm kanıyor, gözüm kan. Allah. Allah bir başım döndü. Buraya bu ışık çok, buraya bu ışık çok. Bir şey diyeceğim. Daha bence 2 saat olmamıştır ama. Oh felaket. Yani sıcak gerçekten şu an delirmekten daha büyük derdim. Nereye baksam ya bakar mısınız mesela şuraya? Her yer sonsuzluk ya. Böyle baktıkça bakıyorsun ve sonunu, ucunu, bucağını göremiyorsun gerçekten. Oh. Şimdi şey deneyeceğim. Aynaya çok uzun süre aynada kendine bakarsan halüsinasyon görebiliyor musun? Zaten vaktim çok. Saatlerce bakabilirim kendime. Onu deneyeceğim şimdi. Bu çok psycho bir şey ya. Aynada kendine bakmak ve çok uzun süre bakmak kadar saçma bir şey olamaz herhalde. Çok böyle egomanyak bir şey ya. Ben de aynaya bakmayı, kendimi de çok sevmem. Aynaya bakmayı hiç sevmem. Bütün böyle yüzümdeki, kendimdeki kusurlar böyle aklıma geliyor böyle bakınca. Aa delirmeme şu kadar kaldı gerçekten. Daha kaç saat oldu? Milyonlarca ben. Şu an tek başıma bir meclis oluşturuyorum. Senkronize dans gösterileri olur böyle. Herkes tek sıra arka arkaya geçer, sırayla kollarını kaldırmaya başlar. Şu an tam öyle yani. Ben kolumu kaldırıyorum ve benle aynı hareketi yapan 50 milyon tane benden daha var yani. Bir şey mi hareket etti? Bir de düşünsenize bak şu aynadaki yansımalardan bir tanesi benden bağımsız hareket etse hayatım değişir yani hani. Buradan cammam, aynam ayna dinlemem her şeyi delip geçer çıkarım ya. Her zamanki gibi yemek time hazır. Kamp yemeklerinden ne varsa gömeceğim artık. Ben hala bunlar nasıl bozulmuyor anlamıyorum bu arada. Buzdolabına da koymuyorsun. Vakumlu diye herhalde. Aynalı odada en iyi ne gider? Tabii ki çekirdek. Oy! Tavana bakacağım. Biraz tavan çok psycho ya. Tavan ve zemin en psycho olanı baksana. Zibil milyon tane ben varım. Olacak iş mi yani bu? Of. Darlanmaya başladım. Bir de böyle bir tansiyonum düştü gibi böyle bir gereksiz böyle bir his var böyle bir garip. Allah'ım. Oh 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 başlar dönmeceler. Çıksak mı? İçeriye de mandal koymamışlar. İstesem içeriden çıkamıyorum. Bağırıp çağırmam lazım çıkmak için. Daracık daracık sokaklar. Böyle şey gibi yürüyorum ve yürüyebilecekmiş. Daha ileriye gidebilecekmiş gibi hissediyorum ama kendimi aynaya çarptığımda anlıyorum yürüyemediğimi. Böyle hani çok geniş bir yerdeyim ama aslında çok dar. Beynim algılamakta zorlanıyor şu an. Hani çıksak mı? Çıksak mı, çıksak mı da çıksak mı? Camken bu en azından dışarıyı görebiliyordum. Böyle bir rahat hissediyordum. Bir manzara, bir yükseklik, bir uçurum. Başka korktuğum şeyler vardı. Şimdi tek gördüğüm şey kendimim. Milyarlarca ben varım. Ve gerçekten çok küçük bir alandayım ve gerçekten evet insanın klostrofobisini burada depreştiriyor. Biraz uyumayı mı denesem? Vallahi fena olmaz bence. Şimdi hani bu kadar aynanın içindeyken bir Vladimir'i yapmamak olmaz. Efsanesini bilmeyenler için çok kısa özetliyorum. Aynanın karşısına geçip 3 kere Vladimir'i dersen lanetleniyormuşsun ve başına bir şeyler geliyormuş pasafiso. Vladimir'i, Vladimir'i, Vladimir'i. Vladimir'i, Vladimir'i, Vladimir'i. Vladimir'i, Vladimir'i, Vladimir'i. Korkmam mı lazımdı? Bence aynalar daha korkunç. Vladimir'i yaratığı neyse o çıksa yaparım yani. Ya da kafasını vururum cama artık ne yapayım? Aa sonsuz dönüş. Loop'a girdi. Beynim yanmaya başladı artık. IQ'm çok düştü. Vallahi ben çok inanmıyorum uyuyabileceğime ama geç oldu artık. Biraz uyumayı deneyeceğim. Burada vakit geçirmek mümkün değil. Buradaki bence en büyük sıkıntı hiçbir şey olmaması. Gerçekten bakabileceğin hiçbir şey yok. Yapabileceğin hiçbir şey yok. Bari ışık kısayım, birinin mum ışığı yapayım, bir şekil zıvır olsun.
Çok daha absürt bir yer haline geldi şu an. Ben burada zaten sıcaktan da uyuyamayacağım yani, yatayım eyvallah ama. Normalde çok kolay uyum sağlarım biliyorsunuz, bu kalemun gibiyim ama yani burası böyle bir insan üstüne geliyor yani, nasıl bir şey anlatamıyorum, hissini de anlatamıyorum. Böyle bir saatlerce aynaya bakmak, bakamıyorum şu an kendi yüzüme bakamıyorum. Kendi gözümden kendi gözümü kaçırıyorum böyle. Evet, kendi gözüme bakınca aynadan daha kötü oluyorum. Benim de kalp var ya, çarpıntım başladı şaka gibi. Mümkün değil burada benim daha fazla dayanabilmem, öyle de bir sıkıntımız var. Yok, cidden kötü oldum ya. Abi yok, delireceğim. Uyumak denemez ama bir dalar gibi oldum ve böyle yine aynalar gördüm ve anında geri gözüm açıldı. Ne oluyor ya? What's going on? Ah. Yok hocam, benden hayır gelmez. Ben uyuyamam. Vallahi kusura bakmayın. Arkadaşlar ben pes, ben vefat, ben iptal. Yani gerçekten hayatımda ilk bıraktığım challenge olabilir ve biz bunun için Allah belamı versin 6 aydır ofiste 2 metre 3 metre aynalarımız var. Hatta ofis turu videosunda söylemiştim, göstermiştim aynaları. Biz onları aylardır nasıl keseriz bu camları, bu camlardan nasıl oda yaparız diye düşünüyorduk. Sonunda yaptık ama ben hakkını veremedim. Ben bunun için de 24 saat kalabileceğime inanıyordum. Ama bak şu an yine kameraya baktığımda da kendimi görüyorum ya, kameranın yanındaki ekrandan. Şu an kameraya da bakamıyorum. Artık kendimi görmek istemiyorum çünkü. Oh yok. Duramayacağım, gerçekten duramayacağım. Çok çok değişik bir şey bu ya. Gerçekten ben çıkıyorum. Ne olur kusura bakmayın. Daha güzel videolarla her zaman karşınızda olacağız. Biliyorsunuz elimizden geleni yapıyoruz. Siz de desteklemeyi, beğenip abone olmayı unutmayın ama ben uzatmıyorum lafı, beni çıkarın buradan. Çıkarın beni!